Bismillahirrahmanirrahim değerli izleyiciler. Silsiletül müşecci'a kıraat kitabı ve dördüncü kitap, 12 metne geldik. Metnimizin başlığı El-İrhab ve'l-İslam. İrhab ne? Terör demek. El-İrhab ve'l-İslam. Terör ve İslam diyor. Es ile ma kabdel kıra'a okumadan önce sorular. Helil İslamu dinu irhabin. İslam bir terör dini midir? Keyfe yani değilse nasıl e, izah edilir diyor. E, Hel yesmehul islam bil qital. E, i̇slam qitale e, e, izin verir mi? Keyfe nasıl? kıtal dediği yani savaşa e, izin verir mi? Ve metnimiz şöyle. Bakın metnimizde bazı kelimelerin Türkçesini de verdik. E, Harfi cerlerle kullanılan e, kelimeleri renkli e, verdik. Yine e, ayet-i kerimeleri ve hadis i şerifleri e, renklendirdik e, ve bunu e, tek bölümde okuyamıyoruz çünkü e, uzun oluyor ya çok hızlı okuyacağız e, dolayısıyla e, yavaş yavaş e, gidiyoruz. E, keşke e, cümlenin bütün e, irabını yani kelim, e, kelimelerin işte cümledeki e, konumunu yani öğelerine ayırarak okusak. O da çok çok yavaşlatıyor ama yer yer yine onu da vermeye çalışacağız. Mesela inne ne yapıyor? Bunun sonunu üstün yapıyor değil mi? Bunu nasip ediyor. İnne kelimetel irhabi, irhab kelimesi minel kelimati, o kelimelerdendir. Hangi kelimelerdendir? Bu elleti, ellezi gibi isim mevsuller cümle içlerinde genellikle sıfat olarak karşımıza çıkar. En an gibi bir mana katarlar ve yetela'abu biha e'adâ'ul İslam. Yani İslam düşmanlarının onları manipüle ettiği kelimelerdendir. Burada bakın en an olmadı. Tiyi tığı. O da olur. Yani buna bakın sonrasıyla beraber ne gözüyle bakıyoruz? Sıfat yani sıla cümlesiyle beraber sıfat gözüyle bakabiliriz. Çoğu örnekte. Evet burada telâabe yetelâabu normalde bu neyden geliyor? E, laibe oynamak demek e, ve bu tefaül e, kalıbında. E, bunu da bi harfiyle kullanılıyor demeyeceğiz. Çünkü bu bi burada teaddi için gelmiş. Yani sadece kendisiyle oynadığı gibi bir mana katıyor. İle yani şuradaki ile manası veriyor. O yüzden bu bi ile kullanılmak zorundadır e, demiyoruz. Dolayısıyla bunu bununla işaretlemedik. İşaretleyebiliriz. Yani şöyle bu bir harfiyle uyumlu gelmiş. Dolayısıyla bir ile kullanılır diyebiliriz. Peki burada yetela abu dediğine göre fail bulmamız lazım. E'da'u bunun fail oldu. İslam düşmanlarının manipüle ettiği yani algı operasyonu yaptığı, kafaları karıştırdığı, zihinlerle oynadığı kelimelerden biridir terör kelimesi. Ee, min ecli, min ecli neydi? İçin. Peki için yerine başka kelime kullanamaz mıydı? Mesela haysu da olabilir. Haysu. İz, iz de olabilir. Bir enne, li enne onlar da olabilir. Daha farklı kelimeler de olabilir. Ee, min ecli e, en kolay, e, en çabuk akla gelen e, için e, manasındaki ifadedir. Min ecli zalik mesela Kur'an-ı Kerim'de de e, geçiyor değil mi? Bundan dolayı, bunun için ee, ama burada cümlenin bir parçası yani yeni cümlenin başı gibi değil. Ee, ki cümleyi tekrar baştan söyleyeceğiz. Min ecli teşvihi suratil İslam. Evet İslam'ın suretini yani resmini e, karalamak için. Evet karalamak için İslam düşmanlarının e, onunla manipüle ettiği kelimelerden biridir. Bakın teşvih. Şevvehe yüşevvihu teşvih. Bu ne? Karalamak, bozmak, kötü göstermek. Değil mi? Teşvih. Peki, hasaten özellikle de, bakın bu özellikle e, manasına gelen de birçok kelime var özellikle, bilhassa gibi. Hatta farklı e, tabirler yani birkaç kelimeli ifadeler de var khassaten e, e, gibi. E, yani bu anlamda, e, hasaten özellikle de indema ra'ev, aw, ra'evil ikbale ala din" bir e, kethretin fi biladil garb. Evet e, özellikle de ne zaman e, bunu yapıyorlar e, yani e, işte İslam'ın suretini karalamak için o İslam düşmanları e, o e, terör kelimesini manipüle etme amacıyla kullanıyorlar e, gördükleri zaman bu indema bakın zaman indema peki indema yerine başka kelimeler yok mu var indema yerine e, onları da yer yer karşılaştığımız zaman görüyoruz. E, hani e, iza da zaman anlatıyor ida e, ve e, bu mesela e, bunun yerine mesela başka hangi kelimeler olabilir e, zaman anlatan lemma da zaman anlatıyor. E, peki raav e, bu ra'a fiilinin bakın cemi müzekker hali, mazi hali e, sonuna bir vav e, gelecek e, başka fiillerle karışmaması için. Ee, Ra'av, ra'avil ikbale. E bu ikbal nedir? Yönelme. Yönelme. Bakın bunu ala ile e, beraber getirmiş. E, dolayısıyla bunu burada renklendirdik. Ala ile beraber. Bunun e, hani işte şuraya yönelme gibi. Peki neden böyle renklendiriyoruz? Çünkü bu fiiller veya fiil çağrıştıran işte maslarlar, ismi failleri vesaire Farklı harfi cerlerle farklı manalar ifade edebiliyor. Bazıları da sadece bir harfi cerle ancak kullanılıyor. İşte mesela ihtemme, i'tena bunlar sadece bi harfiyle kullanılıyor. Bi harfiyle. Diyelim ki hafaza sadece ala harfiyle kullanılıyor. el ikbal ala ile ne anlattı? Yönelme. E, din, bu dine. Evet bu dine yönelmeyi gördükleri zaman. Bir kesretim fi fi biladil garb. Yani batı ülkelerinde çoklukla çoklukla bu dine yönelmeyi gördükleri zaman. burada evet bir kesretin fi biladil garb dedik ve fetareten Bazen. Bu tareten yerine mesela ahiyanen kullanılıyor mu? Evet o da kullanılıyor. Veya mesela hine kelimesi kullanılıyor mu? O da kullanılıyor. Fetareten bu da aklımıza hemen gelmesi lazım. Tareten. Bu fe peki nedir burada? Bu fe tafsilat fe'si diyebiliriz. İstinaf fe'si görebiliriz öyle ki e, öyle ki gibi e, bir mana verebiliriz. Öyle ki fetareten bazen bakın tareten bazen yestehdimune kullanıyorlar. İstihdam ediyorlar. Ne kullanıyorlar? Istilahatin. Istilahat terimler. Bunu e, Türkçede de kullanıyoruz yer yer. Istilahat terimler kullanıyorlar. Istilahatin mansup. Tabi cem müennes olduğu için e, burası neyle geldi? Kesre ile geldi. E, nasıl kelimeler? Mülbeseten. Mülbese, karışık, süslü, maskeli. E, değil mi? Maskeli. E, yani e, böyle kar, kafa karıştıran. Değil mi? E, evet. Bu aslında e, neyden geliyor? Mülbese bir şeye ne yapmak? Giydirmek. Yani bir şeyin üstünü örtmek. E, gerçeği farklı göstermek. Değil mi? Dolayısıyla karışık kafa e, kafaları Karıştıracak, süslü, çekici aynı zamanda kelimeler kullanıyorlar ve tahrerten bazen de yuhavilune çalışıyorlar, çabalıyorlar Yuhavilune, hâvele yuhavili. Bu çok karşımıza çıkan bir fiil, çabalamak, uğraşmak. İlka e şubhi, şüphe atmaya çalışıyorlar. İlka, bakın bunun manasını bildiğimizi düşünüyorum. İlka e şubhi, şüphe atmaya çalışıyorlar fi kitabillahi Allah'ın kitabı hakkında ve hadis şerife ve hadis-i şerifler hakkında e, şüphe atmaya çalışıyorlar. Evet bu ehadis normalde kesre almaz. gayri mansardır çünkü e, hangi bapta bu? E, şey hangi kalıpta? E, e, bu hani fevail, mesacid gibi o, o o kalıpta yani o şekilde gelmiş ama başında eliflem takısı olduğu için esre alabilir evet hadis-i şerifler hakkında şüphe atmaya çalışıyorlar. Kema feale yaptığı gibi. Kema feale eslafuhum. Seleflerinin. Yani onların atalarının, onlardan öncekilerin yaptığı gibi. Kimlerden? Min e, Gureyş. Şimdi Kureyş hem gayri munsarif sayılmış hem de munsarif iki şekilde de e, kabul edilmiş. Dolayısıyla biz buna Min e, Kureyşin de diyebiliriz. Min Kureyşe de diyebiliriz. Peki e, neden Kureyşin e, diyebiliriz? Yani bunu mesela kabile kelimesini düşünmeden e, diyebiliriz. Ama normalde bu tür isimler başında e, hani bunun bir niteleme kelimesi, yani kabile kelimesi varmış gibi düşünüldüğü için daha çok gayrimunsarif olarak e, görsek daha iyi. Min Kureyş, Kureyş'ten atalarının yaptığı gibi, kadimen, eskiden. Değil mi? Kadimen. Bu kadimen ne oldu? Ee, burada zarf oldu. Değil mi? Kadimen. Dolayısıyla mansup geldi. Indema. Bakın yukarıda geçmişti. Indema zaman. Indema kanu. Oldukları zaman. Kanu. Ne oldukları zaman? Yakifune. Durmakta. Beklemekte. Ve yakifu. E, durmakta oldukları zaman. Ala ebvabi Mekke. Mekke'nin e, kapıları e, kapıları üzerinde. Mekke'nin kapılarında durmakta oldukları zaman burada durmakta, beklemekte. Yani bu yakifune'ye biz mesela yentazirune gibi bir manada verebiliriz veya yuraqibune. Eş anlamlı bunlar bakın. Yuraqibune gözetlemek, beklemek. Evet, yakifune bekledikleri. Bu ala ile kullanmış bunu. Veqafa ala her zaman ala ile gelir mi? Hayır. Her zaman ala ile gelmez. Ama burada bu mana ala ile daha düzgün çıktığı için ala getirmiş. Yakifuna ala ebvabi Mekke. Mekke'nin kapıları üzerinde bekçi gibi. Yani gözetleyerek durdukları zaman. Peki burada vav wow, kânenin ismi. Burası kânenin e, haberi. E, değil mi? Peki e, şöyle geldiğimiz zaman. Bu ma indenin mudafun, mudafun ileyhi. Dolayısıyla bundan sonrasını indemanın mudafun ileyhi olarak görmüyoruz. E, peki e, Mekke gayrimunsarif olduğu için buna da Mekke'te dedik. E, Evet, yuhaddirune ne yapıyorlardı? Sakındırıyorlar, uyarıyorlar. El vafidine. Vafidin gelenler, el kadimine diye anlayabiliriz bunu. Fakat e, vafidinde heyet olarak gelenler, işte ticaret için vesaire, ileyha, nereye? E, Mekke'ye. Burada vefede gelmek, gitmek gibi kelimeler olduğundan olduğu için ilah harfiyle bakın geliyor. ve çünkü zehebe, vasale, e, bunlar e, çoğunlukla ilah harfiyle karşımıza çıkar. Bu vefede de o öyle bir gelme gitme anlattığı için ila buraya uygun düşmüş. Evet o Mekke'ye gelen heyetleri o müşrikler uyarıyorlardı. Min Peki burasını bu yuhadirune cümlesini ne olarak görebiliriz? Hal olarak görebiliriz. Veya sebeplik cümlesi yani mefulün li ecli veya mefulün leh diyoruz ona. Sebeplik cümlesi olarak da görebiliriz. Hal daha uygundur. halde dikkat etmemiz gereken sahibül halin marife olmasıdır. Ki burada vav wow, zaten marifedir. sahibül hal odur. Dolayısıyla sorun yok. el vafidine. Burası da bu hazzere fiilinin ne oldu? Mefulün bihi oldu. Evet o heyetleri uyarmak işte uyararak bekliyorlardı o kapıda. Neyden uyarıyorlardı? Bu ne bakın minle. Çoğunlukla minle karşımıza çıkar. Bu Buhaddire yuhaddiri. Çünkü bir şeyden uyarıyor. Minle. Peki bir şeye karşı uyarıyor. Bir şeye karşı uyarıyor. Aynı. Yani orada ala gelmez mi? Gelebilir. Fakat çoğunlukla min daha uygun. Minet teessür. Teessür etkilenmek. Değil mi? Türkçede de kullanıyoruz. Müteessir diyoruz mesela. Müteessir etkilenmiş, üzülmüş yani. Evet minet teessür etkilenmekten sakındırmak için e, kimden e, bir resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman bakın şurayı da renklendirelim. Yani teessürü bi harfiyle e, kullanıyoruz. Teessür bi eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den etkilenmemeleri için e, gelenleri e, heyet olarak gelenleri Mekke'nin kapısında durarak e, uyarıyorlardı bunların ataları. Aynı şimdikilerde şimdikilerde ne yapıyorlar? Ee, Müslümanların zihinlerini işte bu terör merör kelimesiyle karıştırıyorlar, insanların zihinlerini karıştırıyorlar, bulandırıyorlar. Amaçları ne? Amaçları e, insanların dine, özellikle batı ülkelerinde dine e, büyük bir yönelişle, büyük bir teveccühle e, işte gitmeleri, dine yönelmeleri, bunu önlemek amaçları budur dedi. Ve hem bakın parçanın ana fikrini e, anlamış olduk. Hem parçadaki kelimeler üzerinde e, durduk, harficerlerden e, bahsettik, yer yer irap örnekleri e, vermeye çalıştık. Ve bir paragraf bu şekilde okuduk, bir paragraf. E, kısa bir e, paragraf okuduk. Devam edeceğiz inşallah. E, buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.